Selam arkadaşlar. Bugün yakın zamanda Mr. D A D A I d Mr. D diye bir yer var arkadaşlar. Oraya gittim. Bir baktım Allah'ım dedim ne kadar güzel bir yer. Ben normalde yapıştırıcı arıyordum. Hani ben bir tane projeye başladım da kendi e, tasarım projeme. Bir yapıştırıcı ararken oraya girdim. Böyle kırtasiye gibi ama değil kişisel bakım malzemeleri de var. Biraz Çin işi, Japon işi diyebilirim. Ama çok tatlı. Böyle çok güzel Kore tarzı kalemler falan var. Mr. d D.A.I d D-A-I, E i ay söyleyemedim. Mr D arkadaşlar. Şöyle zaten göreceksiniz markasını. Ne aldığımı size göstermek istedim. Kişisel bakım malzemeleri aldım. Bakın şöyle bir şey aldım. Yani ala ala bunu mu aldın diyeceksiniz. Niye olmasın ki arkadaşlar? Bakın marka bu. Onu söyleyeyim. Tabi reklam falan yapmıyorum. Sadece böyle keyifli alışveriş yapmak isterseniz. Böyle kozmetik kişisel bakım alışverişi vesaire. Kozmetik değil de kişisel bakım alışverişi gibi. Ya da evinize dekorasyon malzemesi için ya da parti malzemeleri arıyorsanız oraya gidebilirsiniz. Bakın burada törpüsü var. Bu çok iyi. Bu Yalnız bu çantada yamuldu. Bu topuk Topuk rendesi, ölü derileri rendeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ölü derileri nasıl rendeleyeceksiniz? Ee, kuru, kuru ya da e, şey nemlendirip e, ölü derileri hafifçe bunu çok şey bastırmayın. Bununla böyle üstünden gidey gele alabilirsiniz. Yani bence gerekli bir şey bu. E da geliyor. Ayaklar bakım olsun? Ya yani mesela bu rendeyi yaptıktan sonra şöyle güzel vazelinle yoğun bir vazeline ya da ne bileyim yoğun bir benim doğal bakım kremlerimle böyle e, topu bir ayakları komple yağlayıp ondan sonra çorapları giyip şöyle bir uyuyup e, sabah yumuşacık ayaklarla uyanmak var. Değil mi ama o yüzden bunu alabilirsiniz. Uygun fiyatla hani tahmin edersiniz zaten. Çok da masrafa sokacak bir şey değil. Biraz kısa yoldan. Pratik şeyleri seviyorum ben böyle manikür tools var 3 parça Törpü bana gerekiyor ben takma tırnak kullandığım için arkadaşlar tırnaklarımı da kendim yapıyorum ben ee, Yani bizzat gidip maniküre e, şey yapmıyorum kendim yapıyorum e, Zaten tırnak etlerimi de aldırmayı sevmediğim için e, iyi görünüyor bence çok kötü değil yani Arada bir yemeye başlıyorum ama bakın yedim yani biraz bazen dönem dönem streslerine stresi oluyorum yiyorum ama onlar çok dert değil. Hani tırnakları kendim halledebiliyorum ben. Siz de öyle düşünüyorsanız hani ekstra masraf yapmak istemiyorsunuz ki ülkenin durumu malum biliyorsunuz ki çok zor durumdayız yani ekonomik açıdan da hepimiz. E tabi durumu iyi olanlar daha iyi durumda ama durumu kötü olanlar daha kötü durumda diyebiliriz. Ayrıca hani orta karar insanlar da var bunlar da dengeyi tutturmaya çalışıyor pek tabii ki de. Evet bunu alabilirsiniz arkadaşlar. E, gelir durumunuza göre hani bunu çok yüksek hani gelir sahibi biri de alabilir. E, evinde bulunsun amaçlı. Bence evde olması gereken şeyler. Mesela bir tane annenize verirsiniz. Bir tane kardeşinize bir tane de kendiniz kullanırsınız. Gibi gibi. Bunu aldım. Burada zaten evet. Ürünün anlatımı falan var. ya Çok kaliteli değil. Hatta ben törpüledim biraz şu tırnağı. Yamuldu hafiften şurası. E, ince, Bayağı ince ama iş görüyor mu görüyor. Burasıyla tırnak etinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Tırnak nemlendirdik, nemlendirip öyle alın. Yoksa bunlar çok baş belası olabiliyor haberiniz olsun. Bunu aldım. Başka ne aldım? Ya biliyorsunuz bu yüzü jilet tıraşlamak çok trend aslında. Bütün kadınlar böyle bu facial razorlarla yüzündeki küçük tüycükleri almaya meyilli artık günümüzde. Çünkü makyaj daha iyi duruyor arkadaşlar. Makyaj yüzünüzü daha iyi set ediyor. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda kıl bıyık problemleri olanlar da kısa yoldan bunun çantasına atıp günü kurtarabiliyor. Aynı zamanda burun kılları için de hani şey iyi. Kaşta mesela kaşınızda istenmedik bir şey çıktığı zaman bunu alabiliyorsunuz. Ben bunu çok seviyorum. Bunu hep kullanıyorum aslında. Hatta ben, ben de lazer aleti de var arkadaşlar. Lazerden önce ben bununla şöyle bir güzel aloe vera sürüp bol yüzüme. Bununla bir tıraş oluyorum yani. <laughs> Sonra da e, yüzümü yıkayıp suyla durlayıp e, lazerle şöyle bir tık 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 geçip o tüyleri falan iyice e, azaltıyorum. Tabii siz lazer kullanmıyor olabilirsiniz. Evinizde olmayabilir. Sizde sadece hani bununla pratik hani günlük çantanızı atmalık bir şey bu. E, el kesiyor ama dikkatli olmakta fayda var. Bu koruyucu kapağını kaybetmemeye dikkat edin. Bunu böyle güzellik çantanız vardı ya benim hani kişisel bakım... E, çantam vardı. İşte aynı onun gibi bir çanta yapıp içine mutlaka atın. Yine annenize, kardeşinize, kendinize şey yapabilirsiniz ya da yedekleyebilirsiniz bu şekilde. Üç tane olması da bence iyi. Ya bir de böyle mesela ben yakın zamanda kuaföre gittim. Kuaför dedi ki kendine böyle bir tarak al dedi. Yani uçları toplu olmasın dedi. Uçları toplu olunca şey oluyormuş. Saçı çekiyormuş ve yıpratıyormuş. Bir tane böyle tarak aldım. Bu çocuk tarağı aslında. Ben çok daha sevdim. Tam tam böyle çantaya atmalık. Ee, bakın ucu şey bu şekilde bakın tıkama yapmıyor, akıyor. Saçınızdan akıyor. Tabii çok kaliteli değil ama ben bunu böyle bir çıkartıp şuraya bir e, daha dayanıklı bir yapıştırıcı ile Japonla iyice buraya sabitleyeceğim gibi görünüyor. Ama estetik açıdan sevdiğim için e, bu tarağı almak istedim fırçayı. Yani duştan sonra zaten sadece tarıyorum. O yüzden de Bence gayet güzel ve akıyor. Saçlar buradan akabilir. Toplu değil. Uçları top 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 değil. Evet bu da böyle. Çok tatlı bence. <laughs> Bunun farklı dizaynları da var. Sadece bu kız değil başka kızlar da var böyle. Çok güzel. Ben biraz saçım kırmızı olduğu için bu kırmızı saçlığı aldım. Bu çiçeği de sevdim. Bu ruju da sevdim. Hani Yani bileyim estetik açıdan bana kendime daha çok yakın buldum. O yüzden bunu aldım. Fiyatlarından bahsetmiyorum arkadaşlar. Çünkü... Ee, bu videoların ben zamansız olmasını istiyorum. Bu arada e, beğenirseniz çok sevinirim. Algoritma da öne çıkmamız için beğeniler çok az, abonelik de çok az. Aslında çok emek veriyorum. Bilmiyorum, keyifli içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Umarım zaman içerisinde e, keşfedilir ve emek emek verene karşılığı verilir diyeceğim. Evet, bu şekilde. Bu da son olarak bir tane kendime. Ayna aldım ama buna resmen aşık oldum ya. Aşık oldum yani. Ee, neden? Çünkü içinde biliyorsunuz ki belki bilirsiniz ben glitter'a aşığım. Birazcık da çocuk ruhluyum. Hatta birazcık da baya bir çocuk ruhluyum. Yani mesela tezgahta işte çocuk ürünleri vardı. Ben beraber onunla baktık çocukla. Yanımda bir çocukla uzun uzun baktık. Konuştuk sence bu nasıl bu nasıl diye. Öyle hatta <laughs> istişarede ettik diyebilirim. Evet ayna böyle gayet iki taraflı büyük küçük aynası var annem dedi ki bakayım dedi içine içindeki aynalar önemli büyüğü de var varmış iyi çok güzel dedi ama benim için güzel olan taraf tabii ki de burası yani bunu böyle ben oyun gibi oynuyorum ee, içindeki desenle glitter çok uyumlu değil ama hani mesela pembe çiçekler olsaydı daha güzel olmaz mıydı değil mi ama ama böyle de güzel buradaki yanar döner etkiyi e, pekala kabul edilebilir diyebilirim. Evet, bir de böyle ayna aldım arkadaşlar. Siz de mesela buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bilmiyorum, ben sevdim burayı. Ama burada diye DIY diyor ya, yani burada daha çok o zaman, mesela ben sanatla da uğraştığım için, sanat ve tasarımla uğraştığım için arkadaşlar, daha çok el emeği ürün için malzeme satabilirler. Polimer, kir satabilirler. Ondan sonra... Yani bir tek marker gördüm. Hani sanatçılar için bu kendin yaplarla uğraşan kişiler için. Mesela boya yoktu. Boya malzemeleri yoktu. Birazcık daha kırtasiye mantığına çevirebilirler. Aynı zamanda elindeki mevcut ürünleri de muhafaza edebilirler. Çok fazla şey var. Fosforlu kalem var. Tükenmez kalemler var. Daha çok hepsi Kore malı. Zaten gösterdiğim ürünler bu da dahil Çin malı gibi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yine de ben, benim için çok keyifli bir geziydi. Siz de gezebilirsiniz sizin civarınızda varsa. Bilmiyorum ya da böyle yerler varsa bu alışverişler benim çok hoşuma gidiyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet kişisel bakım oynatma listesini ekleyeceğim bunda arkadaşlar. evet. <laughs> ben bunu oynamaya devam edeceğim gibi görünüyor. Evet. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar devam edecek. Hoşçakalın.